Amerikan basın özetlerine New York Times'la başlıyoruz bugün de. New York Times, Donald Trump'ın 2 yıl önce başkanlık görevini devralma törenlerinde rekor düzeyde harcama yapıldığını bildiriyor. Gazetenin yetkililerle görüşmelerinden ve ilgili belgeleri değerlendirmesinden çıkan sonuca göre Trump'ın göreve başlama törenlerinden sorumlu komisyon 72 gün içinde 100 milyon dolardan fazla bağış topladı. Bu miktar eski başkanlar Barack Obama ve George W. Bush'un birinci ve ikinci dönem başkanlıklarını kutlama amacıyla düzenlenen törenler için toplanan paranın iki katı. Habere göre başkanlık balosuna katılan 20 danışmanın makyajına 10 bin dolar harcandı. Sözleşmeli personelin uçak biletleri, otel odaları, oda servisi, taksi harcamaları ve diğer tüm giderlerinin komisyon tarafından karşılanmasının yanı sıra bu personele günde toplam 30 bin dolar ödeme yapıldı. Trump International Oteli ise Trump'ın tören komisyonuna 1,5 milyon dolarlık fatura kesti. Gazete komisyonun harcamaları konusunda herhangi bir soruşturma açılmadığını ancak komisyona bağışta bulunanların mercek altında olduğunu yazıyor. Amerika yasaları gereğince başkanların göreve başlama törenlerini düzenlemekten sorumlu komisyonların her bağışı Federal Seçim Komisyonu'na belgeleriyle bildirmesi gerekiyor. Trump'ın ekibinin raporları ise New York'un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde görevli federal savcılar tarafından soruşturma altına alındı. Savcılar yabancı kaynaklı bağışların Amerikan vatandaşları aracılığıyla Trump'ın komisyonuna aktarılıp aktarılmadığını araştırıyor. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın 2018'de yakın çevresine birkaç kez Amerika'yı NATO'dan çıkarmak istediğini gündeme getirdiğini bildiriyor. Gazetenin Trump yönetimindeki üst düzey kaynaklardan aldığı bilgiye göre NATO'nun çözülmesine neden olacak böylesi bir hamle NATO'nun varlığını savunan yetkilileri kaygılandırıyor. Bunun nedeni NATO üyesi ülkelerin askeri harcamaların sorumluluğunu üstlenme konusunda yeterli katkıda bulunmadığını düşünen Trump'ın NATO'dan çıkma tehdidini her an gündeme getireceği korkusu. Habere göre Trump, geçen yaz çalkantılı bir ortamda geçen NATO zirvesi sırasında ulusal güvenlik danışmanlarına askeri bir ittifak olan NATO'nun varlık amacının anlamsız olduğunu söyledi. O dönemde Savunma Bakanı olan Jim Mattis ve ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Washington'un Avrupa'daki nüfuzunu yitirmesine ve Rusya'nın 10 yıllar boyunca güç toplanmasına neden olacak bu hamleyi gündeme getirmemek ve Amerika'nın stratejisini ayakta tutmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Öte yandan Trump'ın Amerika'yı NATO'dan çıkarma düşüncesi birçok uzman, asker ve diplomatın tepkisini çekti. NATO eski komutanlarından emekli amiral James Stavridis, böyle bir hamlenin olağanüstü bir jeopolitik hata olacağını, NATO'dan çıkmayı gündeme getirmenin bile Rusya lideri Vladimir Putin'e asrın hediyesini vermek anlamına geleceğini söyledi. Uzmanlar zayıflamış bir NATO'nun Putin'e birçok alanda serbestliği tanımak anlamına gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililerse Amerika'nın NATO'dan çıkmasının Putin'in en büyük isteğinin hiç çaba harcamasına gerek kalmadan yerine getirilmesine eşdeğer olduğunun altını çiziyor. Los Angeles Times'a Los Angeles'ta Öğretmenler Sendikası'nın bağlı 31 bin öğretmenin 30 yıl sonra ilk kez greve gitmesinin çoğunlukla yoksul çocukların yaşadığı ilk ve orta eğitim bölgesindeki aileleri zor durumda bıraktığını bildiriyor. Gazete 20 aydır daha çok derslik, daha fazla maaş ve destek talebinde bulunan Los Angeles Öğretmenler Sendikası'nın Amerika'nın ikinci büyük eğitim bölgesiyle yaptığı müzakerelerden sonuç çıkmadığını yazıyor. Habere göre daha iyi çalışma şartları arayışındaki öğretmenler kamu eğitiminin ve çoğu yoksul olan öğrencilerin geleceğini düşündükleri için greve gittiklerini söylüyor. Kalabalık sınıf istemediklerini, öğretmenlerinin daha çok maaş almayı hak ettiğini vurgulayan çok sayıda Los Angeles'lı öğrenci ise dün düzenlenen ve 20 bin kişinin katıldığı protesto yürüyüşünde eğitimcilere destek verdi. Amerikan basından aktaracaklarımız bugün de böyleydi.